Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha önce filmsiler konusunda anlatmıştım. Bu videoda da üniversite ve KPSS'de çıkan filmsiz sorularını sizlere anlatarak çözeceğim. Öncelikle üniversite sınavında daha çok şıkların içinde filmsi ifadeleri olduğundan dolayı ben buraya cevapları yazdım. Önemli yerlerin altını çizdim ve kenara notlar aldım. Çünkü ben bunların çoğunu zaten short videolarda çözmüştüm. Bu video daha açıklayıcı olsun diye bu şekilde yapmayı tercih ettim. İlk sorum 2022 KPSS'de çıkmış çok güncel bir soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil yer verilmemiştir diyor. Dikkat etmem gereken bir nokta vardı. Filimsilerden sıfat fiille ilgili o da buradaki e, kip ekleriydi. -mez, ardik, -ecekmiş aynı zamanda kip ekidir arkadaşlar. Yani zaman ekleridir. Bu yüzden e, böyle sorularda sıfat fiille ilgili gelen sorularda cümledeki anlamına göre kipek mi yoksa sıfat fiil eki olarak kullanılıp kullanılmadığı benim için çok önemli. Babamın bir yazara fazlasıyla yetecek 1500 kitaplık bir kütüphanesi vardı derken yetmek fiiline gelen Ecek Acak burada benim sıfat fiilimdir. Herhangi bir zaman anlamıyla kullanılmamıştır. O zaman A değil. B şıkkında bu kütüphanede bulunan derken bulunmak fiiline gelen an en benim sıfat fiilimdir. O zaman de değil. C'de ama hepsini tek tek tanır. Kolay okunması gereken derken gerekmek fiiline gelen an en benim sıfat fiilimdir. O zaman c de değil. Beşinci cümlemde uzaktan baktığımda derken bakmak fiiline gelen dık dik benim sıfat fiilimdir. Ve burada da herhangi bir zaman anlamıyla kullanılmamıştır. Gördüğünüz gibi ecek, dık ve ee... Acak, ecek ekleri burada zaman ifade ediyor. Hem tip eki olabilir hem fiilimsi eki olabilir. Ama buradaki yetecek ve baktığımda fiilimsi ekidir. Herhangi bir zaman anlamıyla kullanılmamıştır. Fakat bazen bir gün sen de böyle bir kütüphaneye sahip olacaksın derdim kendi kendime ifadesinde. Olmak fiiline gelen acak ecek burada benim Gelecek zaman anlamıyla kullanılmış bir kipekimdir. Bu aynı zamanda devrik bir cümledir. Olacaksın benim asıl yüklemimdir. Asıl yüklemler kipeki alabilirken fiilimsiler asla kipeki alamazlar. Bu da benim bir ipucum olabilir arkadaşlar. O zaman sıfat fiilin yer almadığı e, dördüncü cümlemdir. O da acak ecek ekidir. Bu kip eklerini de asla unutmuyorum. En çeldirici sorular bu şekilde gelir. Geçelim diğer soruma. Bu sorum 2013 YGS'de çıkmış arkadaşlar. Şıkların içerisinde yer alıyor sıfat fiil değildir. Benim doğru cevabım sıfat fiil yoktur. Hemen bakalım. Tezlik fiillerim vermekti. Uyanı vermek, gidi vermek, yapı vermek. Zarf fiilim silkinmek fiiline gelen ıp ip burada benim zarf fiilimdir. Gördüğünüz gibi şıklarda yer alıyor. İstekler a e de arkadaşlar kalkalım ve buradaki şimdiki zamanla çekimlenmiş fiilimde duruyoruz. Durmak fiili yoruzda, yor da benim şimdiki zamanımdır. Bu da böyle bir soruydu. Filmsilerle ilgiliydi. Hemen bakalım diğerine. E, 2022 KPSS'de iptal edilen bir soru arkadaşlar. Bu parçada numaralandırılmış fiilimsiler ikişerli gruplara ayrıldığında hangisi dışarıda kalır denmiş. Fiilimsi eklerini bildiğimizde kolaylıkla yapabileceğimiz bir soru tipi. da susmadan denmiş. Madam meden neydi benim? Zarf fiilimdi. Durmak, ma ışmaktan benim ne oldu arkadaşlar? Benim isim fiilim oldu. Esirgendi diyor. Esirgenmek dık dik benim sıfat fiilimdi. Hemen bakalım. Yazma. Yazmak fiiline gelen ma, me benim neyimdi? isim fiilimdi. Burada bırakılan diyor. Bırakılmak fiiline gelen an, ası, mez, ar, dik, ecekmişten an, en benim sıfat fiilimdi. O zaman ne oldu arkadaşlar? Buradaki durmak ve yazma isim fiil esirgendi ve bırakılan sıfat fiil ama susmadan zarf fiil olduğu için A dışarıda kalır. Bu da iptal edilen bir soruydu. 2012 YGS'de çıkmış bu soru arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur denmiş. Bakın doğru cevabım Bursa. Ama burada isim fiildeki almış sözcük vardır diyor. Buraya okuyamazsınız diye yazdım. Okumak fiiline gelen Mame benim isim fiilimdir. Bakın burada dikkat etmem gereken bir nokta vardı. Hem olumsuzluk eki hem de fiilimsi eki olarak kullanılan mameyi karıştırmıyorum. Burada herhangi bir olumsuzluk anlamı yok. Kitap okumanın yaratacağı derken. Kitap okuma deseydi o zaman olumsuzluk eki olurdu. Ama burada isim fiil eki olarak kullanılmıştır. Buna da dikkat edelim. 2010 YGS'de çıkmış bu soru arkadaşlar. Bütün soruyu buraya yansıtmadım. Birinci cümlede birden çok fiilimsi vardır diyor. Hemen bakalım. Doğduğum derken doğmak fiiline gelen dik dik an ası mez ar, dik, ecekmişten benim sıfat fiilimdi. Olmak fiiline gelen an en benim sıfat fiilimdi. O zaman bir ve iki tane benim fiilimsim vardır. Ne diyebilirim? şıkkı yoktur derim. Gördüğünüz gibi şıklarda çok fazla geliyor. Özellikle üniversite sınavında. 2019 TYT'de çıkmış güncel bir sorudur diyebilirim. Bu cümlenin yer tamlayıcısı yani dolaylı tümlecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur denmiş. Hemen bulalım. Hayran oldum yüklemim ne zaman daima hayran oldum zarf tümlecim. Neye hayran oldum? Bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa hayran oldum. Benim dolaylı tümlecim oldu. O zaman bulalım. İsim fiil. Yaşayışları derken yaşamak fiiline gelen ış, iç, ma, ış, maktan benim isim fiilimdir. Sıfat fiil diyor. Girmek fiiline gelen an, ası, mez, ardik, ecekmişten en an benim sıfat fiilimdir. Burada bağlaç diyor hemen bir V bağlacımı gördüm. Zarf fiil olmak fiiline gelen arak erek burada benim zarf fiilimdir. Doğru cevabımız edattır arkadaşlar. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Bakın bu soruyu az önce çözdük yani e, soru tipini az önce çözdük KPSS'de çıkmış bir sorudur arkadaşlar bu parçada numaralanmış filmler tür bakımından ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır denmiş ben e, çok fazla okunmadığı için arkasına yazdım. Bu kelimeleri çözelim. Gelmek fiiline an, ası, mez, ardik, ecekmişten en, an benim sıfat fiilimdir. Geçişin derken geçmek fiiline ma, ışmaktan isim fiil ekim gelmiştir. Arayarak derken aramak fiiline arak, erek, zar fiildir. Do, dayandırdı derken dayandırmak fiiline gelen an ası mez ardik ecekmişten benim sıfat fiilimdir. Görülmesini derken de görülmek fiiline gelen ma ışmaktan mema benim isim fiilimdir. Gördüğünüz gibi b ile e isim fiil d ile A sıfat fiil ama c zarf fiildir. O zaman doğru cevabım da Ceyhan'dır. Bu soru tiplerine de dikkat ediyorum. Direkt ekleri bilmemi istiyor. Demek ki bütün ekleri bilmem lazım. Bu üniversite sınavında çıkmış bir soru. Doğru cevabım A şıkkı hangisi yanlıştır denmiş. E, şıklarda sıfat fiil eki yer almıştır diyor. Üçüncü sözcükte hemen burada yapılmış kelimemi gördüm. E, çok fazla okunmuyor diye şuraya yazdım. Yapılmak fiiline gelen an, ası, mez, ardik, ecekmişten, mışmış benim sıfat fiilimdi. O zaman C şıkkı doğrudur diyorum. Hemen 2017'de çıkmış bir soruya bakıyoruz hangisi yanlıştır denmiş. Bunun doğru cevabı C şıkkıdır ama ikinci cümlede sıfat fiil kullanılmıştır diyor. Hemen ikinci cümleme bakıyorum. Burada bir kalmak fiilini gördüm. Mışmış neydi benim sıfat fiilimde o zaman B şıkkı doğrudur. 2020 orta öğretimde çıkan bir soru arkadaşlar. Hangisi zarf fiildir denmiş. O zaman sadece ekleri bilmem yeterli yenilenmeyi derken yenilenmek fiiline gelen ma ışmaktan me ma benim isim fiilimdir. Olmayan derken arkadaşlar e, buradaki ma me benim olumsuzluk ekimdir. Olmayandaki an en benim sıfat fiil ekimdir. Geçirmekten diyor. Geçirmek fiiline gelen ma ışmaktan benim isim fiilimdir. Çağrıştıracak derken de çağrıştırmak fiiline gelen acak ecek benim burada sıfat fiilimdir. O zaman ne oldu arkadaşlar yaklaşmak fiiline gelen dıkça dikçe benim zarf fiili kimdir? Doğru cevabım Bursa. Ve son sorumuza geçelim. Bu da 2018 TYT'de çıkmış güzel bir soru. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur diyor. Hemen öznemi bulalım. Katkı sağlayacakları benim yüklemim. Ne katkı sağlayacaktır, toprakla uğraşanları madde açıdan desteklemek katkı sağlayacaktır. Benim komple özlem oldu. Şimdi burada e, öncelikle bir fiilimsi arayacağım. Eğer filmsi yoksa tamlama aramam lazım ama burada bir desteklemek, Fiilini gördüm. Ma ış, maktan benim makmek isim fiilimdi. O zaman doğru cevabım Ceyhan oldu. Bir arkadaşımız uğraşanları söyledi. Uğraşmak fiiline an asımez ardik ecekmişten an en sıfat fiil ekidir. Ama arkadaşlar burası komple özne olduğu için sondaki kelimen bütün he, grubu kapsar. Bu yüzden isim fiildir. Ama toprakla uğraşanlar özlem olsaydı o zaman bu benim sıfat fiil grubum olurdu. Ee, Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Bu şekilde fiilimsilerle ilgili çıkmış birkaç soruyu çözdüm. En dikkat etmemiz gereken tabii ki de sıfat fiiller arkadaşlar. Çünkü hem kipeki hem de sıfat fiileki olarak kullanılırlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.